Evet, proje yazımı ve başvuru ile ilgili sizinle paylaşmak istediğim sunumumdan öncelikle neden proje yazıyoruz arkadaşlar? Çünkü artık bilimsel çalışmaların çoğu ekonomik bir finansal kaynak gerekiyor. Moleküler düzeydeki çalışmalar olsun, sağlık alanındaki çalışmalar olsun. Belirli bir finansal kaynaktan sonra biraz sıkıntılı orijinal fikri ortaya sıkıntılı nedenle de bizim çalışmalarımızı projelendirmemiz ve kaynak bulmamız gerekiyor. Bunun için de bilimsel proje yazımı aşamalarını da bilmemiz ve artık pek çok şekilde TÜBİTAK projeleriyle alıştığımız TÜSEP ve BAP projeleriyle gelenekselleşen yazımda dikkat etmemiz gereken konular var. Sizlerle birlikte şöyle bir geçirmeye istiyorum. Öncelikle proje yazımı bilimsel proje yazımı olarak daha sonraki başlıkları geçirdim. Gerçekten çok alanda proje yazabiliriz. Bilimsel olarak bir konuyu bilimsel olarak için proje yazacağız. Öyleyse bilimsel araştırmayı bularsak bir ya da bilgiye katkıda bulunacak sistem ve disiplin içinde yürüyen uygun bilimsel araştırma. Fikrim geldi. Şöyle bir şey. Konuda şey gibi görünen fikir. Eğer disiplin daha önceden arka planı olan ve bu bilgiden çıkarılacak yeni bir çalışmayı içerdiği kanaati uyanmıyorsa bilimsel araştırma olarak planlanmayacaktır. Öyleyse pek çok konu alandaki araştırmacılar evreni tanımak, yeni işler yapmak, sorunları vermek ve siz bunun içine pek çok şey ekleyebilirsiniz. Amaçlarla bilimsel çalışma yapmaktadır. Ama bir bilimsel araştırmaya ya da bilimsel projeye başlarken en önemli konu projenin, o araştırmanın özgün değeri. Özgün değeri neler belirliyor? Şöyle bir düşündüğüm merakımız, alanımız. Aslında kurum ve ülkenin içinde bulunduğumuz, yaşadığımız toprakların olanakları, önceki çalışmalar ve deneyimler, bunların hepsi bizim kişisel alanda biriktirdiklerimizi oluşturuyor. Belki bunlara başka şeyler de ekleyebiliriz daha. İşte bu kişisel bilgi birikimi, deneyim birikimi ile birlikte geliştirdiğimiz fikirlerin özgünlüğü çok önemli. Arkadaşlar bir projede özgün değer varsa o projenin desteklenebilmesi çok olası değildir. Çünkü projemizin özgün değeri çok önemli. Öyleyse özgün değeri özgün kılabilmek için merak ettiğimiz ilgi alanlarımız konusunda sürekli okumak ve kendimizi geliştirmek durumundayız. Çalışmalarımız ve deneyimlerimizi biriktirmek ve burada üstüne eklemek zorundayız. Proje konusunu seçmeliyiz daha sonra. Bunlar bizim özgün değeri oluşturabilmemiz için bir arka plan oluşturdu. Evet. Daha sonra proje konusunu seçerken, evet böyle bir güçlü arka planımız var. Merakımız, ilgimiz, olanaklarımız var. Çalışma ve deneyimlerimiz sürekli ve üstüne sürekli bilgi ekliyoruz. Böyle bir arka planımız var. Ama onun içerisinde konu seçerken yine dikkat etmemiz gereken konular var. Proje konusunun akılcı, yararlı, gerekli, farklı koşullarda uygulanabilir, tekrarlanabilir ve çalışmalarımızın bir devamlılığı olması gerekir. Bugün şu konuyu merak ettim, bunu araştırayım, yarın diğer konuyu araştırayım. Eğer araştırmanızda devam ediyorsa, derinlemesine iniyorsanız, özgün değer oluşturabilir, projeler geliştirebilir. Çok mümkün. İçin arkadaşlar. Uzmanı olan kişi uzman alanında konu derinlemesine inceleyebilmek. Bu nedenle proje konusunu seçerken daha önceki çalışmalarımız, deneyimlerimiz ve çalışmalarımızın devamlılığı aynı konularda aynı yöntemleri farklı yöntemlerle geliştirerek
tekrar edebilmeliyiz. Ve yeni bir bilgi. Şimdi proje konusunu seçerken ben bu konu. Yani açıkçası daldan dala atlamıyoruz. Kimimiz olan konuda derinlemesine bir araştırma yapıyoruz. Ancak bu şekilde özgün değeri yakalayabiliriz. Peki, proje konusunu seçtik ama biz bu konudaki çalışma ve dinlemiz ne kadar yeterli olursa olsun ve dünyada o kadar fazla bir bilgi getiriliyor. Güncel literatürü hemen süzgeçten geçirmeli ve temel problemi bilirken en süzgecimizden geçirmeliyiz. Literatür tanısı derken, evet, seçtiğimizde bir anlık literatür taradık ama o literatür taramanın geçmişi var. Anlık literatür alanına yönelik zaten siz konudaki en iyi dergileri, en iyi sürekli olarak takip ediyorsunuz. Sadece anlık olarak bunları süzgeçten geçirerek tekrar etmiş oluyor. Yani iyi bir arka planının çalışmanın ayaklarının sağlam basmasıyla eşdeğerdir. Araştırma konusunu seçtik. Temel araştırma konusunu seçerken aklımızda şu sorular. Ne kadar arka planımız sağlam olursa olsun, tez merak ettiğimiz soru. Ne kadar önemli? Yani sadece benim merakımı giderecek kadar mı yoksa gerçekten konu, hastalık ya da bu prognoz ya da sağlıkla ilgili her neyse bu katkısı olacak mı? Elde edilen veriler ne kadar yeni veri, ne kadar ilginç bilgi içeriyor? Yani bugüne seçtik ama ne kadar farklı ve yenilikçi bilgi içeriyor? Bunları yanıtladıktan sonra araştırmanın planlanması ve uygulaması çalıştığım yerde başarılı olabilecek mi? Eğer ki ben çok ilginç, belki de çok iyi literatürüm, çok iyi tanımlarda bulunuyorum ama ve çok iyi düşünce de geliştirmiş olabilirim. Öyle bir inceleme yapmam gerekir ki laboratuvar olmayacaktır. O zaman araştırma baştan yapılamaz konuma gelecektir. Başarı ölçütüne ayrıca bunu da eklemek gerekir. Örneğin bir örnek verin. Projenin temel araştırma konusu şöyle olsun. Alzheimer kökenli depresyon ile mayor depresif bozukluk ayırıcı tanısında makine öğrenmeye çalışmak isteyeyim. Çünkü hem Alzheimer depresyon hem de mayor depresif bozukluk depresyon birbirine karışabilmek ve ayırıcı tanıyı her iki hastalık için bazı etkilenimler geç tanı sorunlar oluşabilmek. Ve makine öğrenme yöntemleri de zekanın bir ilgi alanı. Benim de ilgi alanı. Mesela bu benim birbiriyle verisi karışan bir algoritmalarla ayırt edicilik çalışabilir miyim? Kafamda oluştu. Peki, temel amacı belirlemeliyim sonra. Temel amaç haricinde başka amaçlar, alt amaç var mı? Bunu da belirleyelim. Peki hedefleri ne olacak? Bu amaçlara belirlenen hangi hedeflere ulaşarak bu amaçları gerçekleştirebilir? Örneğin temel amacım şuydu. Alzheimer depresyonu ile mayor depresif durumu ayırt etmek istiyorum. Bunu ayırt etmek için bir biyobelirteç çalışması temel amacım. Moleküler düzeyde bir biyobelirteç araştıracağım. Alt amacım şu da olabilir. Depresyon olmayanı da ayırt etsin. Yani depresyon olan iki hastalık paterni haricinde bu biyobelirteç depresyon olmayanları da ayırt etsin. Ayrıca başka bir alt amacım şu da olabilir. Depresyonun evreleri var. Hafif, işte orta ağır durum. Evreleri de ayırt etsin bu belirtecin düzeyi. Böyle alt amaçlarım olabilir. Peki hedeflerim ne olabilir bu alt amaçlara ya da amaca yönelik? Şöyle değil, çok rahatlıkla.
klinik değerlendirme ve görüşmelerle ben zaten bu iki durumu iş düzeyinde ayırt ediyorum. Bu ayırt ediciliğin işler eklendiğinde en az %85'e ulaşmasıyla ben ayırt edicilik söyleyeceğim değil. İşte bu şekilde amacı, alt amacı ve hedefleri belirleyebilirim. Ve bu belirlediğim hedefler, araştırdığım belirtiş konusu önemli. İçi olmalı, özgün bir Alzheimer depresyon ve bozukluğu dışında önemli bir hastalık yükü olmalı. Ayırt edici çıkması durumu, sıkıntı olan durum, cemin amaç bölümünü yaparken iyi vurum. Evet, amacı dediğim gibi çok net, açık, yedici yönü kullanarak bildi. Alt amaç varsa gerekçesini ve bu alt amacın gerekçesini de ayrıntılı olarak söyleyebilmeli. Daha sonra da hipotezi geliştirmeli. Amaca yönelik olarak, temel amaca yönelik temel bir hipotezim olmalı. Bu temel hipotezim, evet, istatistik açıdan ilk sonuçları ile test ifade ettiği yargısal bir cümle olarak da temel amaç ve alt amaçlar için ayrı ayrı hipotezler varsa ve hepsini test etmek istiyorsam hepsini ayrı ayrı yazmalıyım. Hipotezlerin ayrı ayrı olması yöntem bölümü bizim için önem taşıyacak. Çünkü ben tüm hipotezlerimi gerçekleştirmek istiyorsam tüm hipotezlerimi ilk olarak araştırmaya kaç gözlem alacağımın hesabını yapmam gerekiyor. Ve diyelim ki 3 hipotez var. 3 hipotez içinde ayrı ayrı hesaplama yaptım. En büyük örnek sayısını, en büyük gözlem sayısını araştırmaya almam gerekiyor. Evet, amacımı, alt amacımı, hedeflerimi belirledim. Belirlerken en önemli konu özgün değer. Özgün değeri yoksa bir projenin desteklenme şansı yok arkadaşlar. Projenizin bu fırına ulaşma şansı mümkün. Bu nedenle özgün değer üzerinde çok kapalı düşünmeliyiz ve iyi anlatmalıyız. Bazen özgün değer ama iyi anlatılmak için de kaybedebiliyor projeler destekleri. Sağlık alanında, tıp alanında elde var olan biyolojik bilgiyi geliştirme potansiyeli var mı özgün değer? Bu soruya yanıt vermeli. Ya da sağlık tıp alanında elde var olan bilgi bir uygulama alanına yansıtabiliyor muyuz? Ya da moleküler düzeyde sıklıkla yaptığımız gibi bir keşifsel bir bilgi arıyor muyuz? Belki de bunlar biraz daha arttırılır. Özgün değeri oluşturan temel soruların yanıtları bunlar arkadaşlar. Özgünlüğü sadece söyleyerek değil, ayrıntılı bir literatür taraması ile ortaya koymak gerekir. Literatürde şunlar şunlar var ama bu araştırılmamıştır. Projenin özgün şu bölüm oluşturmaktadır. Net bir şekilde amacın içinde girmek gerekir. Örneğin Alzheimer depresyon ve mayor depresif bozukluk verici tanısında belirlemede yer alan işte şu konveksite hesaplaması yapılmamıştır. Biz bu alan hesaplamasında makine öğrenme yöntemleriyle şunu yapacağız. Yani bunun bu ayrıntısını literatür bilgisiyle sunarak ve bu görüntülemeyle bu ayırıcı tanının ne kadar gelişebileceğinin ölçüsüyle birlikte özgün değeri söylemek gerekir. Yine örneğin özgün değerde keşifsel proteomik verileri ve bunlar arasındaki ilişkiler söylenebilir. Evet, biz amacımızı, özgün değerimizi söyledik, hipotezlerimizi, hedeflerimizi söyledik, yönteme geçtik. Yöntem, projenin en önemli konularından biri. Başta özgün değer çok önemli, çok önemli, amacımız çok önemli, özgün bir soru bulduk. Ama iyi bir yöntemimiz yoksa bu projenin yapılabilir. Nedenle de bu projenin yapılabilir, hedeflere ulaşabilir, amaçlara ulaşabilir olduğumuzu, yöntemimizi ayrıntılarıyla anlatarak kanıtlayacağız. Bu projeyi bu yöntemlerle ulaşabilir mi? Projede uygulanacak yöntem ve araştırma ilgili literatüre de atıfta bulunarak ne ölçüde belirgin ve doğru açıklanmış, öngörülen amaçlara, hedeflere ulaşmaya ne kadar uygun?
sorunun yanıtı araştırmanın dizaynında açık bir şekilde yanıtlayacağız. Bir kere amaç ve hipotezimize uygun olarak bir dizaynımız olacak. Araştırmamız bilimsel mi, gözlemsel mi, gözlemselse keşifsel mi, yoksa bir tanı doğru çalışması mı? Tüm bunları bu şekilde bildireceğiz. Araştırmamıza kaç sayıda gözlem alacağız, kaç sayıda örnek alacağız? Bunun hesabı, minik büyük hesabını temel hipotezimize uygun olarak hesaplayacağız ve sunacağız. Araştırmamızda temel değişkenlerimiz neler? Bu değişkenleri biz nasıl tanımlıyoruz? Değişken tanımlamalarında ölçümler neler? Ölçümleri standartize etmek için ne çabalar sarf etmişiz? Veri toplama araçlarımız neler? Bu standartizasyon çalışmalarındaki tüm varyasyonları almış mıyız ve bunu açık bir şekilde? Özellikle klinik değişkenler, laboratuvar ölçüm verileri, bunların standartizasyon kurallarını söylemiş miyiz? Gruplara eğer deneysel çalışma yapıyorsak, grup gözlemlerin dağıtımında randomizasyon kuralları bulmuş miyiz? Hepsini bu yöntem bölümünde açık bir şekilde yapacağız. Analiz ve raporlama içinde hangi yöntemlerin kullanılacağını ilk başta projenin geri aşamasında yazmamız, proje yazım aşamasında yazmamız gerek. Yani biz bir veri sonra analiz edelim. Verileri böyle bir hangi verileri toplarsak o verilere özgü doğru analiz yöntemleri hem laboratuvar hem istatistik analiz yöntemlerini ayrıntılı olarak yazıyoruz. Raporlama yöntemlerini de açıklıyoruz. Proje yönetim düzeyi yönetimi önemli projenin yazımında. Proje yönetiminin mutlaka projenin bir düzeni olur. Projede kim hangi işi yapacak, projenin altındaki araştırmacılar, bursiyerler, her şey tanımlanacak. İş paket zaman sırasına ve işin doğasına göre tanımlanacak. Yani diyelim ki laboratuvarda, biyokimya laboratuvarı araştırmacı var ve dünyadan bir bursiyer var. Hangi iş paketi, zaman, hangi süreyle çalışıyorlar ve biyokimya paketi işlerin diğer işlere entegrasyonu nasıl yapılacak? Bunlar ayrıntılı olarak iş paketi içinde tanımlanmalı. Proje yönetimi deyince özellikle bir şekilde zamanı olması gerekiyor. İş paketlerinin sorumlusu, paketlerde yer alacak diğer kişiler ve bu paketleri tamamlayabilecek yeterlilik kısa bir göstergesini sunmak gerekiyor. İş zaman çizelgelerini mutlaka proje yönetimi içinde yapmalıyız. Her iş paketi için zamana bağlı bir başarı ölçütü. Hatta diyelim ki iş paketi uzun bir paket, 6 aylık paket. Diyelim ki aylık çıktılar, aylık ara çıktılar. Şu şekilde kontrol edecektir. Ve sonuç çıktıları ne olacaktır? Bunlar proje yönetimi. İş paketleri arasındaki koordinasyon ve yönetim düzeni de örneğin kimya sonuçları sıkıntılı çıktı. Bu sıkıntılı durum klinik sorundan mı kaynaklı? Yoksa başka bir şeyden projenin temel koordinatörü hem de diğer alt iş paketleriyle olan koordinasyon her iş paketi için risk bildiriyor. En az bir risk bildiriyor. Ve en az bir risk deyince tek risk tanımlayın diye bir şey söylemiyorum. Basın ne risk varsa onları önceden öngör ve bu riskin B planını lütfen yapın. B planlarını ve risk yönetimini önemseyin. Çünkü bu sizin projeyi yapmak için ne kadar hevesli olduğunuzun göstergesi. Bu B planları ve risk tanımlamaları biraz çala kalem yazılıyor. Bu da proje konusunda her şeyi dikkate almadığımızın göstergesi olur. Bir şekilde gerekir. Proje yönetiminde daha sonra önemli olan proje ekibi ve araştırma olanakları yönetim bölümünde ayrıntılı anlatılır. Çünkü neden? Proje ekibinde bu
işi yapabilecek kişiler var mı bu iş paketli? Ve projenin olanakları, yürütüleceği kurumların olanakları. Çünkü bu olanakları sunarken siz bütçe için istediğiniz rakamları da aslında orada savunmuş ya da söylemiş oluyorsunuz. Örneğin falan cihazımız yok, bu cihaz için şöyle bir bütçe istiyoruz demiş oluyorsunuz. Bütçe gerekçelerini de oluşturduğu için olanaklar ve araştırma ekibinin nasıl yeterlilikte anlatılması gerekir. Evet, ben son söz olarak da mutlaka proje yazalım ki proje yazınca nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde öğreniyoruz. Başvurusu yapalım. Ayrıca başvurular içinde sık sık düzenleyemiyoruz ama arada kurslar da oluyor. Bunları da izleyin ve araştırmacı olarak kendinizi geliştirin diye sözlerimi